Herkese merhaba, hayırlı cumalar olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradaki arkadaşlarımız, kardeşler, canlar, hepsi birden bir takım enerji bedenlerini fark ettiler diye düşünüyorum. Yolculuğun öze olduğunu fark ettiler diye düşünüyorum. Ve bu öze olan yolculukta özden açığa çıkmış olan şu anda bulunduğumuz ortamlar, kişiler, anne, baba, çoluk, çocuk, olaylar, eş, karı, koca, her neyse, bütün bunları siz bilinçli bilinçsiz bir şekilde ama özünüzün talebiyle zuhur ettiğini fark ettiğinizi düşünüyorum ve Allah'ın size şah damarınızdan yakın olan olduğuna artık hiç şüpheniz olmadığını düşünüyorum. Ve Allah'a yani şah damarınızdan yakın olan bu muazzam oluş ve bilişe farkındalığa ilk önce bir yolculuk yaparken bütün öğrendiğiniz, bütün bildiğiniz, bütün yaşadığınız, bütün deneyimleriniz, bütün haklılar haksızlar, bütün onlar bunlar şunlar hepsinin birden Allah'a ait olma ilmini fark ettiğinizi düşünüyorum ve bunu fark ettikten yani sizin şah damarınıza yakın olan bu sistemde özünüzün bundan zuhure getirdiğini ve bu zuhure getirişle sizin ilk önce diğer şeyleri yapmadan önce diğer şeylere bakmadan. Çünkü diğer şeylere baktığınız zaman mesela ben enerji alanında bir şey değiştireyim dediğim zaman enerji alanında bir şey değiştirmek değil. İlk önce bilincinizi oraya getirmek durumunuz var ve bunun adı da La ilahe illa Allah. Yani bütün ilahlar, bütün putlar, bütün zaman ve boyutlarda olduğum, olacağım, olmuş olduğum bu hepsi birden. Hepsi bir put ve ilah olarak duruyor. Ve bunu ben kabul ettim dediğim anda gerçekten. Şu anda işte doktorsunuz, çöpçüsünüz, kralsınız, kadınsınız, erkeksiniz, şusunuz, busunuz. Hiç fark etmez. Hangi durumda olursanız olun, La ilahe illa Allah denilen manayı kendinizde keşfetmiş olduğunuzu düşünüyorum. Yani sizin böyle bir sistemle birlikte özünüz bunu zuhura getirmiş. Şimdi burada bu Zoom'da şimdi şunu yapacağız tek tek gerekirse. Daha sonraki adım bu ama. Şimdi buna şahit olduğunuz anda yani eşhedü en la ilahe illa Allah. Bütün putlar ve ilahlar Allah'tır'a çevirdiniz. Putlar yoktur, Allah vardır ve ilah olarak vardır. Ve bu ilahı indinizde kabul ettiğiniz zaman ve her şey bu Allah ilahıyla hareket ettiğini şahit olduğunuz zaman yani sizin düşüncenizden, hissinizden, bedeninizden, bütün yatay bilinçteki her şeyden açığa çıkana Allah demeye başladığınız zaman siz kendi bütün düşünce, his ve bütün beden kalıplarınızı terk etmiş olursunuz. Evet, burada bunu terk edersiniz. Çünkü artık mesela karşınızda erkek yok, kadın yok, Sırp yok, işte Amerikalı yok, Kanadalı yok, Gazze'li yok, Filistinli yok, o yok, bu yok. Ne var? Bir tek Allah ilahı var.
ve ilah olarak var. Yani muazzam bir oluş olarak var, muazzam bir durum olarak var. Şimdi burada şunu ve bunu fark ettiğiniz zaman bu dıştan içe bir durumdur. Yani sizin içinizdeki bir merkezi fark etmeniz içindir ve içinizdeki o merkez aslında içten dışa doğru açılır. Yani siz Allah gibi olmaya, Allah gibi düşünmeye, Allah gibi hareket etmeye başladığınızda daima içten dışa bir hareketiniz olur. Dıştan dışa değil. Ve burada kalbiniz, gönlünüz anda harekete geçer ve kalbiniz ve gönlünüz yani özünüzde olan Allah zatı bunu bilir. Ve mümin, eminlik, mutmain orada başlar. Ve bunun dışarı açığa çıkma halini fark edebilmek için bu dışarıda, bu polaritede yaptığımız bütün işleri bir süreliğine terk gerekir. Neden? Çünkü burada yaptığımız şeyler, oluşturduğumuz benlikler, oluşturduğumuz kalıplar, oluşturduğumuz bunların da hiçbir sıkıntı yok. Ama öze vuslat için bunları bir standby'a almanız gerekir ve bunlar değil, buradaki olan şey Allah ilahı demeye başlamanız gerekir. Şimdi bunu demeye başladığınız zaman yani evet dışarıda hiçbir şey var ve bunların hepsi benim içten dışa olan bir zuhur hali. Peki içten dışa olan bir zuhur hali ise içimdeki kim? Ve beni ne yönetiyor? Bu bedenimi ne yönetiyor? Beni değil, bakın beni kimse yönetemez. Beni hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir durumda kimse yönetemez. Bu bedeni kim yönetiyor? Şimdi bu bedeni gerçekten özünüzün yönetimine bırakma süreci bizde fena makamları denir, fena idrakları denir ve bu fena idrakları sonucu siz özünüze vuslat edersiniz. Peki özünüzde muazzam bir, ben söylüyorum buna, muazzam bir aşk var, muazzam bir seviş hali var, muazzam bir sınırsız bir neşe var. Fakat özden zuhura gelen yani evvelden yatay bilinçte anne baba sevgili bıdır bıdır bir sürü bir şeyler bizi karanlığa boğdu, sıkıntıya getirdi ve biz o sıkıntıdan çıkabilmek için yani kendimize yarattığımız dar yerden çıkabilmek için bir özümüze vuslat gereği duyduk ve özümüze vuslatta da şunu gördük: Allah zatı orada. Peki bu Allah zatı şimdi isimsiz olan ve muazzam yaratım kuvvesi olan ve bizim gönlümüzün bir ta derininde bir nokta olarak olan ve bizim fark ettiğimiz ve bu dışarıdan içeri olamaz, içeriden dışarı olmaya başlayan durumda şöyle bir şey fark etmemiz gerekiyor. Burasının açığa çıkışı durumları var, boyutları var. Yani amadaydı ve bilinmekliğini istedi. Yani amada duran ve bilinebilecek bir fenomenin burada açığa çıkış prosesi var. Bu açığa çıkış prosesinde şöyle bir şey var. Yani ilk önce neydi? Hazreti Hamse Muhittin Arabi'nin söylediği. Birinci tecelli. Birinci tezahür. Amadan sonra. Birinci Tecelli. tecelli değil. Hayır. Tezahür. Bana getirsene onu. Beş Haziran. Ondan sonra esmalar, fiiller, sıfatlar ve aç orasını ve ben şimdi bunu Muhittin Arabi'den bir sizinle paylaşayım. Zat mertebesi, burası gaybı mutlak, yani hiçbir şekilde görünmeyen, yani sizde var, sizde yazılı, sizde muazzam bir noktası var, sizde o Tanrı, Allah muazzam yaratıcı nokta ta derininizde var.
olan noktadan, ikincisi Hazretül Esma isimler mertebesine kendisini atıyor. Ben bilinmekliğimi istiyorum diyor bu alan. Ve bu mertebede hak beliriyor. İşte uluhiyet, Hazretül Efal fiiller mertebesi, Hazretül Misal hayal mertebesi. Yani Allah zatıyla sizde var olan muazzam bir mekanizm. Siz de ne zannediyordunuz? Ben işte Ahmet'in Mehmet'in çocuğuyum. İşte Ahmet'in Mehmet'in olmaz, Ayşe ile Ahmet'in olur. Özür diliyorum. Yani işte yani bir zaman gelecek, o da olacak herhalde. Allah bir iyiliğimi de verecek tabii. Bir çocuğuydum, mocuydum diye kendinizi bilmeye başlarken şimdi Allah'la bilmeye başlıyorsunuz. Sizdeki bu sistemle bilmeye başlıyorsunuz. Peki sizdeki bu sistem alma noktasından fark ettiğiniz ilk önce nasıl fark ettiniz? Fiilin faili, sıfatta mevsut, vücutta mevcut, sen yoksun dedik biz size. Yoksun yani. Buraları yok say, burayı varsay. Yani burası sende hareket etsin. Okey? Ve burası sende fark edildiği anda, yani noktayı süveydandan veya işte o derin bir öz noktasından fark edildiği anda bunun zuhura geliş bir prosesi var. Yani işte sıfatlar, fiiller, sıfatlar, misah hayaller, vücutlar ve bu şehadet sistemi. Şimdi daha önce sen buradaki bütün hepsini indinde dedin ki kıyasi zihnin bitti zaten. Nasıl kıyasi zihin kalsın? Bir tek Allah var dedik. Nerede kıyas kaldı? Kıyas miyas kalmadı. Çünkü senin dedik zihnine selam söyle. Ve biz selam söyledik. Ve buradan şimdi burayı bırakıyorsun. Bütün beyin sistemlerinde de buraya bakıyorsun dedik. Ve burası çok da enteresandır. Siz daha önce kıyasta söylediğiniz şeylere hayır sen Allah'sın demeye başladığınız zaman gönlünüz açılıyor. Gönlündeki, almadaki o nokta zuhura gelmeye başlıyor. Kendisine belirtmeye başlıyor. Diyor ki bu beni tanıdı. Şimdi tanıdı. Peki diyor ki bu polaritede tanıdın mı? Siz eğer içinizden evet diyorsanız ki buna teslim olmak deniyor. Burayı da tanıdı diyor. Tanıdı. Peki burayı tanıdın mı? Burayı da tanıdı. Burayı tanıdın mı? Peki ben tecavüze uğradım. Burayı tanıdın mı? Yani zor deneyimler olabiliyor burada. Yani Allah polaritesinde müthiş zor deneyimler olabiliyor. Beni böyle tanıdın mı diyor. Sistem soruyor sana. Ve sen içinden, evet ben seni böyle tanıdım. Bir tek sen varsın. Gördüm. Diyorsan, dediysen, oradan sana Allah Hak ismiyle. Çünkü Hak ismi çok daha yumuşak bir isim. Allah polariteleriyle değil ama muazzam bir şerleri hayra çeviren bir isimle sana tecelli etmeye başlıyor. Yani Hak şerleri hayreyler, sanma ki gayreyler, Mevlam neylerse güzel eyler manası buradan oluyor. Fakat bunun için iki tane yolculuktan bahsettim. İlk önce kıyasta bildiğin, ettiğin, olduğun, sevdiğin, sevmediğin, ilişkin, alışkanlığın, şudur, budur, neyse ne. Hayır, hepsine Allah'a döndürüyorum, bir ilah olarak döndürüyorum demeye başladığın anda senin özün Zat Allah'ı görüyor ve senin özün zatı ile birlikte sonsuz aşk ve muhabbete doğru açılıyor. Şimdi peki daha önce polarite olarak seyrettiğim bu alem ya pardon kıyas olarak seyrettiğim bu alem yani işte o beni sevdi öbürü sevmedi. Ay bu beni beğendi bu beğenmedi. Bu kabul etti, bu etmedi. Ay 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 falan dediğim bir şey. Tam ters bir şekilde Allah polaritesi olarak
zuhur ettiğini gördüğünde, yani bu nefs manyetik alanında, nefs manyetik alanının işleyişini gördüğünde ve bu işleyişle bütün alimlerin seninle genişlediğini fark ettiğinde ve sen de ruh molekülüyle, yani sen ruhun ötesindesin ama bunlarla genişlediğini zevk etmeye başladığında ve bu sistem sana hizmet etmek için var olduğunu gördüğünde ve sen bundan dolayı sonsuz şükür ve teşekkür etmeye başladığında ve çok da, yani şu var bizim, çünkü bende var mesela, Allah inşallah bir daha beni Başak Burcu falan yapmaz. Tövbe ya Rabbim yani. Şimdi çünkü çok, yani böyle, aa burada ne var? Burayı da yaparız falan gibi abuk sabuk hallerim var yani. Neyse, şimdi bu yargıyı da yıkıp yaratımını iptal edeyim o zaman inşallah. Eyvallah. Yani gerçekten polaritelerde çok inatçı olmayın ne olur. Çünkü sizin yani ay bu kadarı yeter deyin. Yani sırat-ı müstakim üzerine bir denge üzerine olun. Ya tamam gördüm görüp gerçekten orayı bırakın. Ama bizim içimizde öyle bir şey var ki hadi burası da hadi bakayım falan yapıyoruz. Sonra da ağlayıp duruyoruz. Neyse işte orayı biraz yapmayalım inşallah. Çünkü bu alemin bu polarit, yani bu kaçındığımız 3D'nin hakikati Muhammedi olarak açılmasının zevkini yaşamaya başladığımızda. Ay şimdi böyle gerçekten. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün alemlerin Rabbine teşekkür etmeye başladığımızda, bütün bu açılan boyuta şükrettiğimizde ve bize bu zevki bahşettiğini, fark ettirdiğini, hatırlattığını gördüğümüzde ve bununla ilgili sonsuz bir neşe halinin bize doğru geldiğini gördüğümüzde, çünkü bizim daha önce bize sen öleceksin işte bak ha, falan diyen böyle bir bu zihnin külli zihne dönmesiyle birlikte öyle bir şey zaten yok. Kimse sizi öldüremez. Kimse. Fakat burada bu fenomeni yaşamak için bile burada olduğunuzu gördüğünüzde bunun sonsuz hürriyetini içinizde yaşamaya başladığınızda ve ölmeden önce ölünüzün akışını fark ettiğimizde, her nefes aldık verdiğimizde, öldüğümüzü, dirildiğimizi gördüğünüzde, zihninizin bu diğer yatay kıyasi zihnin oyunlarından fark eden bir hale gelmesinin zevkini yaşamaya başladığınızda ve sizin kalbinizi, gönlünüzü elektromanyetik alanı 5000 kat daha kuvvetli açması yeterli değil. Burayı da açmaya başladığında, yani akıldan gönüle, gönülden beyne bir yolculuk yaptığınızda ve o beynin nöronlarının muazzam bir şekilde işlediğini ve muazzam bir muazzam bir beynin içinde olduğunuzu bir de fark ettiğinizde, ama ibadetinizin aşk ve muhabbet ibadeti olduğunu gördüğünüzde, evet gerçekten ay eyvallah. Şimdi bu polaritelerdeki inşallah inatlaşmayı bırakıp ufacık şeylerden, hani nedir o? Davul zurna az işte sivrisinek saz. Sivrisinek saz olsun bize inşallah. Yani çünkü neden? Beyniniz bunu tamam ya burası filan yaptığı zaman orayı öğrenir geçer ve bir daha da aklınıza gelmez. İşte o neydi bu neydi filan derken tamam ufacık bir şeyden fark etmeye başlarsanız bütün büyük şeyler oradan çözülür. Ufacık olan da çözülür. Öyle yok enerjilerle uçtum kaçtım da değil ama önünüzde olanlarla
çözülür. Yani ve burada gerçekten tabii ki siz Allah sistemini ilahına bırakmaya başladığınız zaman yargıdan kurtuldunuz demektir. Bu bir. İkincisi size hissinize, his bedeninize es geçemeyiz. Çünkü his bedeni kayıt tutuyor ve bu bedende sıkışıklıkları yaratan şey his bedeni. Ve bu his bedenini iyileştirmek üzere, sonsuz şifaya kavuşturmak üzere. Hatta ben daha önceler söylemiştim. Yani bu kız çocuğunu gömdüklerini, yani Kur'an-ı Kerim'de diri diri gömdüklerinin hesabı oraya sorulduğunda. Ya demiştim ki ya kız çocuğunu alıyorlar, diri diri gömüyorlar, bir de hesabı oraya soruyorlar. Allahu Ekber yani. Hayırdır yani bunu anlamak yani bu nasıl bir iştir? Evet bu şöyle öyle bir iştir. Yani sizin kız çocuğunuz yani his bedeninize diri diri gömüldü. Evet böyle hissedemezsin. Böyle yapamazsın. Bu duyduğun yanlış. Bu duyduğun olmaz gibi hisleri sıkıştırdığında ve bunu diri diri toprağa yani bedene gömüldüğünde ve oraya sorulduğunda, his bedenine sorulduğunda neden böyle oldu? Çünkü cevabı verecek yer orası. Çünkü cevap orada kayıtlı. Ve orası o akışa geçtiğinde, bunun hesabını verdiğinde, cevabını verdiğinde ve bu bedeniniz de dahi o his bedeniyle birlikte rahatladığında, yani o akışa katıldığında. Şimdi bundan ilgili yani polarite aleminin yaratılmış sonradan bir durumu var ve bu polaritenin oluşması için kuvvetli negatif, kuvvetli pozitif, kuvvetli böyle bir şey gerekiyor ki burası böyle olmuş olsun. Bu zanlar olarak yaratılıyor. Şimdi dün bir yerde bir şey gördüm. İşte diyorlar ki Muhittin Arabi demiş ki işte her yer karanlık olacak. Eyvah Allahu Ekber diyorum ben burada. Yani ben buna şahidim, birebir şahidim. Bu bedenler karanlıkta zaten. Sadece orada olduğunu fark edecek sadece. Karanlıkta ve karanlıkta olmasının bir korkunç yanı yok. Yok. Ama maalesef kıyasi bilinçten böyle bir şeyler söyleniyor. İşte 4.000 ya 4 idrak sonra bunu fark edersin zaten. Burası karanlıkmış meğersem. Siyahın içinde imişiz ve o siyah bir nurdur ve siz bunu gönlünüzden fark ettiğinizde o siyah açılır zaten yok olur. Ve çünkü siyah aslında var olan bir renk değil, sadece bir yoğunluktur. Yani Allah bütün alemlere ve o sistem sığmaz. Fakat bir insan, Hazreti insanın gönlünde bir çip gibi vardır. Yani o sistemin fark edilmesine veya okey denilmesine ilgili bir durumumuz var. Şimdi burada sevgili arkadaşlarımızla bir Konya yolculuğu yaptık. Yani şöyle de bir şey oldu. Ben aslında tabii ki hepinize söylemek isterdim yani. Ama benim öyle bir durumum olmadı. Yani bunu daha önceden planlamak lazım. Planlamak çok benim işim değil. Yani o planlamak da iyi değilim. Ama bir Mevlana Şems'in hadi dediğini duydum. Yürü, gel. Okey, tamam yani o zaman ben de gidiyorum oldum. Yani iki kişi, üç kişi, beş kişi derken 22 kişi mi ne olduk? 23 kişi ve son anda o kadar da bir yer bulundu. Nasıl oldu orayların da Allah biliyor. Ben çok bilmiyorum. Fakat mesela şimdi bir arzu ettiğim bir yolculuk var. Bu şey Antep, Urfa, Göbek, Halfeti'ye mutlaka bir geçmek istiyorum herkese. Çünkü orada dağların Allah diye zikrettiğini ben duydum. Yani duyan duyar bilmiyorum. Ve
Mardin, Göbekli Tepe, Karadağ, Karahan, Karahan. İşte burayı da bir öğrenemiyorum. Bir Karahan diyorlar, anlamıyorum orayı. Ve Diyarbakır diye böyle bir arzum var. Ama bunu olmazsa bir duyururum. Yani isteyen buna katılabilir tabii ki. Böyle bir bakalım ne olur. Çünkü çok buradaki benimle şimdi Konya'ya gelenler de gördüler. Çok planlı hareketimiz yok ama o plansızlıkta da çok büyük bir zevk var, çok büyük bir güzellik var. Yani gece de 2 saat uyumayı göze alıyorsanız veya 3 saat hadi. Hadi o da olabiliyor yani ara sıra böyle bir şey. Gerçekten ezberle ilgili bir durumumuz da yok. Fakat Şems'in camiinde yani Şems'in sonsuz aşk ve muhabbetiyle yani çünkü muhabbet ve aşk camii orası başka da bir şey değil. Çünkü Şems öyle bir durumu var Şems'in ve bizim öyle bir bağlantımız daim var yani. Bütün o aşkı kendilerine, o muhabbeti kendilerine, yoldaş edenlere ve kendilerine... Yani ibadethane olarak orayı görenlerle ilgili bir birlikteliğimiz var. O yüzden bu sefer de öyleydi. Fakat yani tabii neler oldu? Buradaki arkadaşlarımız bunu anlatırlar. Bugün çok çabuk yani Zoom yapıp kapatmayı düşünmüyorum. Beraber uzun uzun biraz sohbet edelim diye bir isteğim var. Çağlar neredesin sen? Araba mı kullanıyorsun? Sana doğru Ha buraya doğru gelin. Hadi gel bakalım. O zaman bir lokma Çağlar sen anlatır mısın? Anlatırız tabii ki. Evet ne oldu ona? Burada soruyorlar çünkü. Hangi günü anlatayım? Hangi gün? Topu tepi 2 gündü ama yani. 2 gün ama bir 20 gün gibi bir şeydi yani en az. Evet, 20 gün gibi bir şeydi. Evet, doğru. Valla bahsettiğin gibi Şems'in aşkı ve muhabbeti bizi aldı, götürdü, sardı, sarmaladı, ağlattı, güldürdü, hepsini birden yaptı. Ve Zaten ben senin sana bir şey söyleyeceğim. Halen de öyle. Halen de eyvallah. şu an bu Zoom'da. Böyle. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Aynen. Çok 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 seviliyorsun. Onu biliyorum. Görüyorum. Her seferinde görüyorum. Her Konya'ya gidişimizde nasıl olduğunu, her seferinde bambaşka olduğunu da görüyorum. Ama Şems'le olan aşkın ve muhabbetin acayip. 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 Şimdi tabii bizim yaşadığımız yolculuk seninle birlikte çok daha farklı bir yolculuk orada gördüklerimizden. Nedir orada gördüğümüz? Yani bir manada bir tarikat bilinci yaşanıyor bir manada. Eyvallah, o da güzel, o da hakkın bir güzelliği tabii ki. Ama bizim seninle yaşadığımız can cana ve kan kana diyeyim, hani her türlü o muhabbetimiz ve aşkımız çok acayip bir şey. O da sadece işte bu diri diri gömdüğümüz kız çocuklarına hesaplar sorulup bir manada onlar Allah'a teslim edildiğinde lokma lokma yaşanıyor. O da bir hakiki insanla yaşanıyor, onu görüyorum. Evet. Burada kimse bilmeyebilir, bilmemesi çok normal. Bunu bir yaşayanla birlikte yol almak önemli olan diye görüyorum ve hissediyorum ve yaşıyorum zaten. Çok şükür ki seninle beraberiz ve her gittiğimiz noktada, her gitmediğimiz noktada, her bulunduğumuz anda o bizim içimizden bize kendini bildiren bir güzellik var. O güzelliği herkesin talep edenin, daha doğrusu talep edenin, buna talip olanın yaşaması mümkün. Bize mümkün olmadığını söylediler, özellikle kadın cinsiyetine alakası bile yok. Hepimiz yani burada bu bedeni almış, yaratılmış olanlar olarak, yani bir manada bu beden olarak yaratılmış diyelim. Yoksa doğmamış, doğurulmamış kısmımızla o da var. Ama burada yaratılmış olan kısmımızın bilinci bir manada kapalı, perdeli. Bu perdeleri açmakla ve bunu yaşamakla ilgili bir yolculuğumuz var. Dediğim gibi Konya'ya gitsek de gitmesek de burada şu anda her an bir zenginliğimiz var. O zenginliğimiz daim olsun. Hep Amin. orada.
o türlü bir yaşayışımız, tarzımız olsun, neşe muhabbet içerisinde. Şimdi Konya'da tabii dediğim gibi yani biz semah gösterisine gittik, efendim işte zikir yapılan yerlere gittik, işte bir sürü yere girdik çıktık. Benim gözlemlediğim kadarıyla hani 750. yıl dolayısıyla çok daha kalabalık olmasını beklediğim bir şey varken bize sürekli yer açıldı. Biz her türlü küçücük yere sığdık gene bir 23 kişi olarak. Son derece kelebekler etkisinde bir halimiz vardı Allah'a şükür. Çünkü aşk muhabbet gelince buradaki kıyasi ve beşeri aklımız tamamen uçuyor. Öyleyiz yani. Yapacak bir şey yok. En güzeli de bu zaten. Çünkü burada her şeyi bilerek ve planlayarak bir noktaya kadar bir şey deneyimliyorsunuz. O da kısıtlı bir deneyim. Gerek yok bu dünyada bunu sonsuz bir biçimde deneyimleyelim. Değil mi? Nasıl güzellikler varsa hepsi bize gelsin, aksın. Hazreti Muhammed zaten daima bizimle birlikte. Ona hiç şüphem yok. Fakat şimdi Şems tabii çok seviniyor biz gittiğimiz zaman onu görüyorum. Beni çok üzen, rahatsız eden bir şey oldu. O da şuydu. Şems Konya'ya geldiği zaman ona bir tas çorba bile vermemişler. Vermişler için akrep koymuşlar. Orada olan oldu zaten. Neyse şimdi işte orada Bünyamin diye bir şey var. Yani Şems'in bana göre kendisi orada. Yani Bünyamin'le birlikte orada. Fakat oranın hani camiyi açıp kapatan kişisi olarak şey yapıyordu. Pardon bir şurayı söyleyeyim. Ben seneler önce ilk gittiğimde Bünyamin gece 3'te dedim ki tamam ben Şems Camii'ne geliyorum ve namaz kılacağım burada. Bünyamin'miş o ben bilmiyorum. Bak dedim şöyle yaptım. Ben dedim buraya girerim. Başımı örtmem. Kadınlar kısmına çıkmam. Ve ortada namaz kılacağım dedim. Döndü baktı bana. Cami senin dedi. Şimdi hiç fark etmediğim bir şeydi bu. Ve girdim ve hep de öyle oldu. Ve şimdi o Bünyamin... Şimdi cami sensin, orayı hep söylüyorum. Zuhur'daki cami sen, kendi camiinde eminsen, bütün camiler senin. Bütün o camiler senin için var. O ayrı bir mesele. Fakat Bünyamin, evet orayı anlat sen şimdi. Ay Allah'ım. Bünyamin çok seviniyor bizi görünce bir kere. Doğru. Evet, Ama çok biz de onu seviniyor. görünce seviniyoruz. O bizim çok Çok, yakın evet. arkadaşımız yani. Evet. Orası çok aşikar. Evet. Şimdi bu arada bizim daha önce bu Şems'in camiine gittiğimiz zamanlarda dolma tehlikesi geçirdiğimiz günler de var. Yani böyle oralar çok soğuktu falandı filandı derken biz Konya'ya gittik. Güya soğuk olacaktı. Gene güneş açtı. Evet. Doğru. Yazlık durum vardı yani. Evet. Yazdık. Oldu. Şimdi tabii kalabalık oluyor Şebi Aruz'a bağlanan gece. O yüzden de sağ olsun önderliğinde oralar kadınlara daha çok açıldı. Kadınlar dolu tabii içeride. Biz de bir tık geç gittik sayılır. Dolayısıyla bizi böyle birazcık kabul etmekte zorlanıldı gibi oldu oradaki oturanlar. Sonra zaten yerler açıldı. Benim için daha önemli olan ikinci gündü. İkinci günün sabahı karşısında gittiğimiz zaman benim sende gördüğüm tavır ve senden öğrendiğim tavır şuydu. Kadınlar tabii çok gelmek ve orada namaz kılmak istiyorlar haklı olarak. Çünkü hasretler bir manada buna hasret bırakıldılar. Ve orada bir baktım şimdi biz daha önceden gittik gibi gözüküyor ve çok yer var gibi gözüküyor. İnsanlar geldikçe de tabii sıkışmalar başladı. Orada sen şunu yaptın. Dedin ki bizim için değil. Yani sadece bizim ve kendin için değil. Herkes için bir yer açma durumun oldu. Ve bu beni mutlu eden, neşeli kılan şey bu. Yani öteki gibi işte sen niye geldin, öyle mi baktın, böyle mi ettin falan filan kafaları hiçbir Ve biz zaman kimse... erkeklere yaraştık orada. Bir de... Şimdi biz tabii başımızı örtmediğimiz için bu artık bizim normalimiz oldu ama tabii birçok insanın olmayabilir yani bilemem ben kim ne yaşıyor.
Fakat bir ara bir baktım, Sinan bizim aramızda, Mete bizim aramızda, erkeklerle beraberiz, oturuyoruz, öğle namaz kılıyoruz, kafamız açık, zaten kendi evimizde gibiyiz, hiçbir farkı yok bizim için. Hangi halimizdeysek öyleyiz yani. Hatta ben zaten terlikle falan gittim, biliyorsun. Garip gureba öyle bir tip olduğum için. Aynen. Yani şöyle, şimdi biz normalde ne öğrendik? İşte bir türbeye veya bir yere gidip bir büyüye gidildiği zaman önce bir herkes bir ellerini açar, dua eder falan filan. Sonra sen benim kafamda bunu o kadar normalleştirdin ki, yani aslında biz arkadaşımızı ziyarete gidiyoruz. Şimdi düşünsene, mesela ben sana gelmişim, birdenbire elimi açıp Fatiha okumaya başlasam garip değil mi yani? Bismillahirrahmanirrahim. Yani selamun aleyküm demeden yani. Ne haber, ne yapıyorsun demeden birdenbire ben sana elham okumaya başlıyorum. Bu garip. Dolayısıyla biz orada aslında birazcık o bize ne diyor duymaya gidiyoruz bir manada. Dolayısıyla şey oluyor, şimdi sohbetler çok daha farklı olmaya başlıyor. Veya bir isteğim var Şems, senden onu bana ver, veya işte sen işte aracı ol gibi bir şey söylemiyoruz da, sen bana ne diyorsun, ben sana geldim. Bir diyeceğim var mıdır? Onu duyma gayret. Yani başka türlü bir şeye döndü bizim bu ziyaretlerimiz. Yani benim için öyleydi. Öncelikle işte üç kulü Allah bir elham okuduğumuz bir türbeler, bir şeyler söyleyip aslında çok zırvaladığımız noktaların hepsi bitti. Şimdi sen bize ne diyorsun? Biz sana geldik. Seni çok seviyoruz. İşte şöyle kalbim, ya zaten orada öyle bir şey hissediyoruz ki hepimiz. Eminim herkes kabınca bambaşka şeyler yaşıyordur. Şu anda da öyle yalnız. Şu anda Aynen buradaki bu grupta olan herkesin gönlü şu anda Şems'e bağlı. Şems'e beraber. Onu öyle. haber Eyvallah. vereyim de evet. Şu anda öyle. Evet. Aynen öyle. Sonra işte ikinci günün sabaha karşı namazını kıldıktan sonra dışarı çıktık. Bu çorba konusu geçti. İşte Şems'e çorba vermemişler. Verdikleri zaman da tasın içinde akrep vermişler dedi. Bu arada senelerdir Şems Camii'nde her zaman sıcak çorba verilir her sabah namazından sonra ve muhakkak çay ikram edilir. Bu beni yani mahvetti. Kalbim şey oldum yani. Bu böylesi bir insan yani nasıl görmüyor işte. Beşeri sistem bunu görmüyor, anlamıyor, bilmiyor. Yanında olsa, karşısında olsa ondan feyzlenemiyor. O yüzden Allah bizim perdelerimizi kaldırsın. Biz de o gönlü güzellerle beraber daim bunu yaşayalım. Çünkü bunu anlamamış olmak, bu şekilde gitmek bana acı verirdi. Nitekim orada yapılan hareket bile bana acı verdi. Ve ne kadar bonkör olduğunu görüyorum şimdi ki Şems'in daima çorba dağıtıyor. Daima. Bünyamin'i de çok seviyorum. Ve orada bizim halimizin, tavrımızın ne kadar farklı olduğunu da gördüm. Çünkü tam Bünyamin oranın görevlisi olduğu için tırnak içinde Bünyamin'in son saniyede bir şey istedi imam ondan ve gitmesi gerekti arka tarafa. Biz hemen koridoru açtık. Baktım arkadakiler o türlü açmıyor veya Bünyamin'in geri dönmesi gerekiyor. Daha çok engel oluyor insanlar gibi gördüm ben. Biz hemen ona hürmetle böyle eğilip şey yaptık. Çünkü bizim beşeri zihnimizde işte o nedir? Caminin işte bilmem nesi falan filan ya, hani güya. Olur mu ya? Öyle o Şems onu orada tutmaz, kafasına gelmesi lazım. Herkesin. Onun kıymetli birisi olmasa Şems onu kapısında tutar mı? O Şems'in kendisiydi o sırada, hiç merak etme sen. Dolayısıyla Allah bu insanları yani burayı fark etmeyi ve buna çok hürmetli ve saygılı durmayı daim bana nasip etsin. Ben böyle bir eşeklik etmek istemem kimseye, en azından kendi adıma. Dolayısıyla da orada tabii çok şeker bir şey oldu yani, siktirsinler eşşol eşekler dedin böyle, oh be dedim be, yürü be buradan, böyle kaç silsile temizlendi falan. Ondan sonra tabii tanıştık. İmam çok şeker ki daha önceki imamlar daha farklıydı. Ve bize de o türlü işte laf eden bilmem ne, dürtükleyen o yan bu yan hiçbir şey olmadı. Biz gayet evimizde Evet, öyle. çünkü bizim zihnimizde bir kalıp gittiği zaman orası gelmez. Ve o sabah gittiğimizde kimsenin aklına bile gelmedi. Aklına gelmediği zaman kimsenin aklına gelmez.
De öyle de oldu zaten. Ve bunun deneyimini bir sürü arkadaşım, kardeşim yaşadılar orada. Çünkü eğer senin zihin kalıbında ben şöyleyim, ben böyleyim, ay acaba kadın mıyım, neyim, orası mı, burası mı varsa hepsi orası burası olarak sana geri gelir. Ama sen de bunların hiçbirisi yok. Yalnız aşk ve muhabbet varsa girdiğin her yerde o zaman orası gelir. Bu kesin böyle yani. Başka da bir şey gelmez. Özellikle söylemek istiyorum. Burada bunu duyan insanların hepsinin özel bir torpili var. O da senin varlığın. Yani bu Estağfurullah. benlik olarak söylemiyorum. Varlığın derken yani bunu kendi bünyesinde yaşamış ve bunu yaşatmak için daima kendisi içinde yaşayan ve bunu etrafındakilere de fark ettirmeye çalışan birinin olması. Niye? Çünkü benim kafamda daha önce camiye giderken oydu buydu öyle miydi falan filan diye sıkıldığım, şimdi bize birisi bir şey der mi dediğim anlar oldu seninle yolculuğumda. Ama orada bir kolaylık var. O da kafamı sana sokmak. Yani direkt kafamı sana doğru soktuğum zaman orada benim problemim kalmıyor. Çünkü benlik bir şey kalmıyor. O yüzden kolaylığı var bir insanın hayatında olması. Yani burayı ben şimdi bu türlü kafamdan atamıyorum kardeşim. Oluyor, olmuyor değil ki. Yani hepimizde bir takıntı tukuntu bir şey olabiliyor. Ama işte bizim torpilimiz bir insanın varlığı yanımızda. O torpili Şimdi, kutlanması sizin eyvallah. kararınızda. Öyle. Şimdi insan cami ismine mazhar olandır. Yani 28 tane felekten geçip cami ismine mazhar olan. Yani cami sizsiniz insan isminizle. Sizden başka cami yok. Dışarıda hiçbir şeyin size karşı gücü yok. Bunu indinizde yaşamaya daim devam ettiğiniz zaman öyle bir cami yaratan sizsiniz, caminin kurallarını koyan sizsiniz, camiyi oluşturan sizsiniz, cami sizsiniz. Camiden öte. Ya ne dedik? Bütün sistem sizde. Hepsi sizsiniz. Sadece fark edin. Artık yani kıyasi sistemle değil, bundan bakıyorum dediğiniz noktada ve anda. Kıyasi alanda bütün yarattıklarını sizi bulmadı mı? Buldu. Bulmaya devam etmiyor mu? Ediyor. Yani peki bütün bu kayıtlar, bu ve şimdi mesela bir sürü arkadaşımızda bakarız yani. Ben şunun altını çiziyorum. Regresyon değil. 0-7 yaş arası oluşturulmuş kayıtlar. Sizin hiçbir bilincinizin pek olmadığı sırada. Bir baba, anne, bir olay, bir sürü bir şey çektiğiniz bu kayıtlar. Savunmasız olduğunuz alanda oluşturduğunuz bu kayıtlar. Daha sonra okunası olan bu kayıtlar. Şimdi cami ismine dönecekse, yani siz bu sistem, kayıt okuma sisteminden ve bütün kıyasi kimlik, benlik ve oluşturulan her şeyin ötesine geçip sizdeki diğer sistemle hareket edecekseniz, evet, canı gönülden evet diyorum ben buna. Sizde daha ne sistemler var? Ama ilk önce bunları okuyup akışı sağlamak. Evet, doğru. Ama ilk önce yapılan şey, bütün bunları okumadan önce, hiçbir şeyi okumaya yeltenmeden önce, hiçbir şeyi fark etmeden önce fiilin faili sıfatta mevsut, vücutta mevcut. Ne Allah, ne bu sistem, ne zatı. Ve ben bu sistemi okuyacağım ilk önce. Ki özüme döneyim. Özünüzü fark ettikten sonra okunası olan bütün kuantum alan, bütün bu kayıt olmuş hisler size özel. Şimdi burada hiçbir kimseninki aynı değil. Genel değil. Yani ulaşıp Hazret'e ulaşmak gerekir dedikleri noktada, yani sizin bu varlığın, bu benliğin, bu kimliğin
bir başka hale dönüşmesi ve kendisine başka yerde görebilmesi için daha önce bu kimlik yok, özün var. Bitti. Özüne emin misin? Bunu soruyor devamlı. Mutmain misin? Özüne emin misin? Özün oluşturdu, Allah oluşturdu. Bununla ilgili işte hak gör, Allah'a bak filan bütün bunları yaşadın. Ama ondan sonra nüzul gerekir. Nüzul nedir? Senin bu bedene dönmen. Bedendeki kayıtlara dönmen. Bedendeki kayıtları dönüştürmen. Bedendekileri okumaya başlaman. Yani bir tahsildir ki bitmiyor. Fakat sen özüne vuslat ettiğinde özün saf aşk ve muhabbet sadece muhabbetten anlıyor. İbadethanesi orası. Geri kalanı işte bu senin bu vücuda nüzul etmen. Bu şimdi buna tenezzül de denir, nüzul de denir ve Allah'la birlikte okumaya başlaman önemlidir. Yani mesela bir anne babandan edindiğin bir kaydı anne baban yaptı gibi sana ama anne baban yapma diye döner şimdi. Çünkü Allah'ın bir polaritesini okuyorum ben burada olur. Nerede? Sende. Sendeki bu beden kayıtlarında. Ve o beden kayıtları gerçekten sen hakla berabersindir artık. Ama halk okumasını yani kendi kayıt okumalarını buraya bırakabilmen bir süreç alır. Hazretül Cem burası tamamlanınca Cemül Cem olur. Yani kulluk olur. Yani senin bütün kendine istinad ettiğin, zamana istinad ettiğin, atalarına istinad ettiğin bütün kayıtlar burada akışa doğru döner. Bunu senin his bedeninde bakmak gerekir. Birebir ilk önce orada sana travma yaratan çocukluk anılarında bütün geçmiş enkarnasyonum var. Hepsi. Evet, burada biraz daha yakın, biraz daha başka türlü bir durumumuz var. Yani şimdi zihnimizi tabii herkes şundan şikayet ediyor, ben görüyorum. İşte zihnimi susturamıyorum. Tamam, bir beyin egzersizi olarak, çünkü bütün hepsi bir beynin içindeyiz. Beta'dan delta'ya geçmeyi öğreteceksiniz bu bedeninize. Yani delta dediğiniz anda bu beden delta'ya geçecek. Yani zihin geçecek, zihin geçti mi beden geçer. Hücrelerde geçer, doğru mu? Delta, evet bunu her gün yapacaksınız. Bunu yapmayı öğrenecek beyniniz. Yani nasıl biz bir spor yapıyoruz. Spor yaparken bir egzersizler yapıyoruz ve buna daha kolay oluyor gittikçe bu. Evet bu bedende bunu kolaylıkla yapmayı öğrenecek beyniniz. Tabii başka sistemlerimiz var, doğru. Yani bu beynin kolaylıkla beta da lazım ama. Yani beta lazım olmayan bir şey değil. Yani size ona buna öfkeyle bağırmanız için değil ama anda hareket etmeniz için lazım. Yani hop diye bir şey yapmanız için lazım. Yani beta frekansı da lüzumsuz bir frekans değil. Ama siz sadece bir betada bırakırsanız bu beyninizi ve bu beyin betada devamlı ona buna bir şey yaparsa entity oluşturursunuz. Oluşturduğunuz şeyler de illaki sizi bulur zaten. Yani onu şu anda diğer sisteme geçtiğiniz için bunu yapmıyorsunuz zaten. Ben böyle yapmıyorum diyorsunuz. Biri size bir şey söylüyor, cevap vermiyorum. Biri size bir şey yapıyor, öyle yapmıyorum. Neden? Çünkü siz diğer sistemi işletiyorsunuz artık. Sizde var olan. Ve ben diyorum ki o sistem sizde. Ha, bunu fark etmeniz için diğerinden bir çıkmanız lazım yani. Yapma. Yapma. Evvelki yaptığın gibi yapmıyorsun. Bitti bu kadar. Yani betadan o anda da çıkmış oluyorsun. Ama zihin çok kuvvetli bir şeydir, doğru. Ve şeytan denilen bu zihin, şeytan denilen budur.
Başka şeytan aramayın yani. Böyle dışarılarda filan bir şeytan yok yani. Sizin beyninizde, zihninizde bir sürü katman var. Bir tanesi de bu. Orası kendini bıraksın. Yani o sistem bırakamaz. Siz diğer sisteme geçin, bıraksın. Evet. Bilmiyorum burası net oldu mu? Çünkü bunu yapmayı yani bir practice olarak yani bunu söylüyoruz. Delta'ya geçin, gözünü kapat. Mesela benim yöntem nedir? Işıklandır, büyüt, kal içinde. Ve bu practice'te beyin bunu yapmayı öğrensin. Yani gözün açık bile tak diye oraya geçebilsin. Gözünün açık bunu yapabilmen ne demektir? Size bir olay olur. Olay karşısında normal yaptığınız bir reaksiyon vardır. Yapmazsın. Geçtin oraya. Yapmıyorum dersin öyle. Ha, yapmıyorum deyip bir de olaya bakıp hak dersen orada daha da başka bir şey olur. Bu sefer olay biter. Yani ve orada seni çok zorlayan bir şey varsa senin his bedenine bakmak gerek. O kaydı başka bir bilince, awareness'a ulaştırmak gerek. Yani o kayıt çünkü bana olduğu gibi duruyor ama başka bir bilince onu getirmek gerek. Ve oradaki o kaydı sana oluşturanı çok 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 severek affetmek gerek. Öyle. Bu Allah sistemi ve rızalığı için ve senin için. Bu mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Eyvallah. Evet, arkadaşlarım, sizi dinliyorum şimdi. Şimdi ben yine bu yani ilk söylediğim adım bu yatay bilinç platformundan çıkıyorum kararı. İlk önce bu karar gerekiyor sizde ve diğer sisteme bakıyorum. Diğer sistemde Allah ismiyle var ve bir ilah olarak var. Okey, burada anlaştık mı? Ve diğer sistemdeki bedeniniz Allah ilahıyla ilk önce Adem var. Doğru mu? Ademiyet yani dikey bilincinizde ben geçen defa şöyle bir şey söyledim. Merkaba sistemi var. Doğru mu? Yani bir yıldız sistemi var. Yıldız sistemi sizin bu bedeninize o zaman yatay bilinç sistemine değil, siz bir yıldız olarak bağlanın. Yıldız olun. Yani kollarınızı açtığınızda bedeninize bir bakın. Bedeniniz yıldız olabiliyor mu? Beşgen böyle bir yıldız. Evet, onu o sistemle bağlantınızı şu anda gözünüzün önüne getirin. Eyvallah deyin ve bırakın. Ve bunu hissedin. Bu bağlantıyı kabul edin. Oldu. Hiç fazla kapamanıza gerek yok. Oldu çünkü. Evet. Orası sizinle beraber. Yani yatay bilinçte yaptığınız şeyi terk edin. Ve siz sonsuz mümkünler alemine, sonsuz bedenlerinizle bu bedeni dahi orayla bağlantıyı fark ederek ki öze bağlı, Allah sistemine bağlı, melekut alemine bağlı, merkaba, yıldız sistemlerine bağlı ve hangi yıldız sistemi sizde yok ki? Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Gözünüzü kapattığınızda uyuyorsunuz değil mi? Mesela uyuduğunuzu düşünün. Hiçbir şey yok. Siz gözünüzü açtığınız için her şey sizinle var. Evet. Evet. Ve sizinle olmasını istediğiniz şeyler neyse aşk, muhabbet, melekler, yıldız sistemi, cami, Allah sizsiniz. O noktada. Ama ben oyum diye demezsiniz. Ama o sizde olduğu için de öyledir. Bunu beyninizde açığa çıkan bir durum olarak seyrettiğinizde bütün olasılıklar, bütün mümkün alemi, bütün sonsuzluk ve bütün her şey
Sizsiniz. Bütün yaratım sizinle olur. Başka türlü yaratım yapan dışarıda bir orkestra şefi yok. Ve ben alemlere teklif ettim, almadı ama insanım bunu kabul etti dediği bir durum var. Yani Hazreti İnsan potansiyelindesiniz. Potansiyelindesiniz diyorum. Çünkü bir tohumun bir potansiyeli var. Ama tohum meyve değil. Yani bir elmanın tohumu var. Ama tohuma elma diyemeyiz, doğru mu? Diyemeyiz. Yani ancak o büyüyecek, ağaç olacak, meyve verecek, ona elma diyoruz biz. İnsan da o meyve zaten. Okey? Tohum, evet tohum var. Tohum var. Her birinizde var. Ama meyve verdiği zaman o insan ismini alıyor. Ve biz bunun için buradayız, bu alemdeyiz. Bu işimizi yaparız inşallah, yapıp ondan sonra. Yani dışarıda bizi yöneten, bizi denetleyen, bize güç uygulayan hiçbir şey yok. Bizden başka. Ve bu yüzden bizim farkındalık alanları çok önemli, fark etmemiz çok önemli ve siz buna emin olmamız çok önemli. Eyvallah. Bunun çok aşklı bir beraberlik olduğunu fark etmemiz çok önemli. Bunu kendimizde fark etmezsek dışarıda bir şey yok. Ve biz şunu yapmaya devam ederiz. O niye bana bunu yapmadı? Bu niye bana böyle etmedi? O geldi ama olmadı. O bilmem ne etmedi filan fıstık devamlı böyle bir şey olur. Ama bu bizi pek bir yere götürmez. Çünkü bizim özümüzle beraber Allah sistemiyle zatıyla bir yolculukta sonsuz aşk ve muhabbet olma durumumuz var. Potansiyelimiz var. Zevkimiz var. Suretlerden sirete geçin demek böyle bir şey. Suret yanlış bir şey olduğu için değil, suretin siret olduğu için. Yani bütün suretlerin değişebilen, titreşebilen, formunu kendi içinde değiştirebildiği bir durum olduğunu görmek için. Yoksa katılaşmış haliyle o zaman ete kemiğe büründüm, rengi diye göründüm diyebilirim. Yani çünkü geldiğim noktayı tanıyorsam evet bunu söyleyebilirim. Ama buna emin olmanız ve bu noktadan olduğunu söylediğiniz vakit bunun hiçbir egoyla alakası kalmaz. Bütün egosal zanlar yani zihnin zanları yatay bilinçlidir. Ama diğer bilinçte hiçbir tanesi öyle değil, öyle de olmaz. Hepinize canı gönülden kucaklıyorum ve şimdi bu Zoom'u kapatayım ve bununla ilgili tamam ben de tamam olsun o hisse döneme ama ilk önce ilmen bu formatı değiştirdiğimize bakacağız. Ondan sonra yavaş yavaş seyir ve daha sonra yaşadığımız hal nasıl değişiyor onu göreceğiz. Bu bir süreç böyle. Okey. Hepinizi öpüyorum. Hepiniz hakkı emanet ediyorum. Beraberiz zaten. Öyle ayrı değiliz. Hiçbir durumda. Yani bedenimiz ayrı gibi duruyor sadece.